Özellikle üst vücut gacur gucur ediyor. Yani otobot gibi, transformers gibi geziyorum. <laughs> şey, ticaret gemilerin başka şeyleri harcamayı öneriyor. Dayı, sen ne lan? Yeter artık kardeşim. Yeter artık! Yeter artık. Neye bakacaktım ben? Neye bakacağımı unuttum ya. Lan var ya. Üzülme oğlum. Varis şey oldu değil mi? Niye bu varis lan? Varisin Yami Sukoyos olması gerekmiyor mu? En büyük çocuk bu değil mi lan? bunun o, oğlumun oğlu yani benim torunum varisimin torunu varis oldu. What? Ne diyorsun ya? Lan biraz bokunu çıkardık sanki ya çocuğun ha? Ne diyorsunuz? Bir tık boku çıktı gibi sanki çocukların. Hasta olma. Hayır 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 hayır. No 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 no. Hayır 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 olmaz ya. Akira ölme. Onları bir ikisi vallahi tokatlandık. Bu arada hatırlatma yapmadım lan. İlk defa izleyenler için eğer içeriği beğenirseniz kanala abone olup video beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada Discord'a falan da gelin ha. Orada da sohbet muhabbet dönüyor. Bekliyorum hepinizi. Evet arkadaşlar merhabalar. Crusader Kings 3 Japonya serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kıyafetleri sorgulamayın. Dün muhtemelen sağlam bir soğuk yedim. Bu soğuktan sonra da vücudun sağ tarafı komple iptal oldu kitlendi. Yani insanın vücudunun sağ tarafı kitlenir mi? Benimki kitlendi. Yani vücudu sıcak tutmaya çalışıyorum. Yani vücudum hareket ettikçe sağ tarafım, vücudum, komple sağ tarafım özellikle üst vücut gacır gucur ediyor. Yani otobot gibi, transformers gibi geziyorum. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Crusader Kings Japonya serimize. Şimdi bir önceki bölümde bayağı bir kıyı şeridini aldık. Kıyı şeridini hallettik, toparladık. Kıyı şeridini toparladıktan sonra aslında biraz e, ağır gidecek gibi sanki. Yani birkaç bölüm daha böyle ağır gidecek gibi bir his var içimde. Sebebi tamamen savaş açabileceğimiz düklük sayısının azalmış olması. Yani o otoma Otomo ve Kikuchi ile savaşacağız. Şu aşamada toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için tabii ki de bu taraflarla da savaşabilirsiniz de. Sonuç olarak yani bu bölgeleri almamız gerekiyor ki bura, bura burayla beraber bir toprak bütünlüğünü sağlayabilelim. O yüzden biraz ağır gideceğiz. Bu, bu, bölüm biraz daha böyle inşalara, diplomasiye, belki entrikaya da giriş yapabiliriz tabii ki de. Lafı da fazla uzatmadan direkt oyunu bir başlatalım bir de. Şimdi buna savaş açabilirsin diyor da şimdi orayı bir boş ver. Bu ünvanı niye oluşturamıyorum abi ben? 250 altınımız eksik. Bir adet düklük ünvanı oluşturabiliyormuşuz. Çok iyi Bu altını biraz bekletelim. Hatta bu süre zarfında müttefik değil de ateşkesimiz kimlerle var bizim? Müttefikimiz bunlar. Müttefik, müttefik. Biz kimle müttefiyiz ya? Yani? Avuç ile müttefik miyiz lan biz? Garip. Neyse herhalde müttefiklerimiz yok. Kikuç ile bir şeyimiz var. Yani ateşkesimiz yok. Kikuç ile bir ateşkesimiz var. O yüzden önce bir şu bölge için hak iddiası üretebiliriz. Hita bölgesi için en azından orta nike bölmüş oluruz. Ne kadar sürüyor abi bu arada bu? 19 ay sürüyor. Tamam abi başlatalım. <laughs> büyük bir armada oğlu ve varis hanedan Kanemoto Vakonivislerinin denizler boyunca kullanılan denizcilik teknolojileri üzerine çalışmalarını sona erdiğini bildirdi. Yeterli bütçe sağlandığı takdirde komşularımızınkini geride bırakacak bir gemi tasarlayabileceğimizi ve bunun Osumi için denizlerde hakimiyet kurulan bir çan habercisi olacağını belirtiyor. Öte yandan bilmem ne bilmem ne bu bütçeyi ticaret gemilerinin başka şeylere harcamayı öneriyor. Dayı sen ne anlatıyorsun lan? Yeni bir tasarıma gerek yok. Saf gümüşten bir gemi istiyorum değil. Girişimi destekleyeceğiz de şimdi altını basacağız. O altını Basalım ya altına. Gemi önemli. Gemi önemli. İdare eden bir adet şeyimiz geldi. Mimar özelliğini aç. Açalım mı? Mimar özelliğini açalım tabii ki de. İnşallah da bayağı bir destek atacak gibi bize mimar özelliği kazandık. Tamamdır. Lens buluşlarını herhalde halletmişiz. Az kalmış yani. Düzenli asker olarak kiba muşa yaratılabilir diyor. Hmm, atlı ve mızraklı galiba. Ağır süvari olarak geçiyor. Okey abi. Tamamdır. 250 altına ihtiyacımız var ünvan oluşturabilmemiz için. Ünvan oluşturduktan sonra eğer bir yere eksimiz gitmezse savaş açacağız. Hak iddiası ürettiğimizden dolayı. Eksideyken savaş açamıyoruz boştayken. Selamlar benim yakışıklı bir üzerim. Birlikte şimdi bir satrancı bir boş var kardeşim. 84 de buraya gidecek. Yapacak bir şey yok. Bir türlü şu parayı toparlayamadık. Her tarafa altın veriyoruz. Her tarafa. Yeter artık kardeşim. Yeter artık. Yeter artık. Hadi şu düklük ünvanını oluşturmak istiyorum bir an önce. Yine mi altın gidiyor? Bu şu hanede manuş kendinden memnun bir gülüşle ağzına kadar dolu bir çuval önüme bırakıyor. Açın diyor. Çuvalın içini boşaltıyorum ve içinden değerli metaller, ataya diğer eşyalar ve incik boncuk çıkıyor. Güzel şans da. Geri verin abi mal çalındıysa lavuklara bak. Hadi tamamdır. Şimdi idareden geldi tabii ki de bunu bir. Hemen aktif edelim. Hemen şu parayı daha çok harcamadan şu ünvanımızı bir oluşturalım. Değil mi? Krallık için önemli. Altın talep edebilirsiniz diyor yeterli altına sahip değilmiş Yami. Bu da yeterli altına sahip değil. Tamam bunlardan sonra alırız. Almasak da olur. 10 altın bizi bozmaz. Neye bakacaktım ben? <laughs> Neye bakacağımı unuttum ya. Neyse. Ha savaş açabiliyoruz. Orduya bir bakalım. Düzenli askeri birlik. Şimdi 6'ya 8, 6'ya 8 şurası var. Bunları da tabii ki de bizim yükseltmemiz gerekiyor da altına ihtiyacımız var. Şu savaşımızı bir yapalım. Kendisinin zaten müttefiki yok. Hak daha sonra şu savaşı açacağım. Tüm askerlerimizi bir toplayalım. Ordunun başına tabii ki de ben varım. Ben başkentlerine doğru ufaktan bir yol alalım. Bir tık hızlıyız gibi sanki lan. Bir tık hızlı gittik. Lavuk geldi. 3300 askeri vardı. 4200'e çıkmış askeri. Enteresan. Bizim ordumuz herhalde şu an bölgedeki en kuvvetli ordu. Yani sayısal olarak en fazla ordu olabilir belki. Komutandan dolayı da muhtemelen en kuvvetli ordu bizde. Bu kim? Benim sevgilim bu. Ha ayrıldı abi sevgilimden. Ne bu? Kim öldü lan? <laughs> Ogura daha içinde süregen kaos hepimizi içine çekerken yönümü bulmaya çalışıyorum. Savaş alanından haneden Karamet'i umutsuzca savaşıyor. Lan Maria Üzülme oğlum. Varis şey oldu değil mi? Niye bu varis lan? Varisin Yami olması gerekmiyor mu? En büyük çocuk bu değil mi lan? Onu kurtaramaz ama benim de hiçbir eve ben çocuklarından uzun yaşamamalı. Stres kazandık da bir dakika. Olayın saçmalığı şöyle değil mi ya? Arkadaş bu benim oğlum değil mi? Bu benim çocuğum değil. Aa, saçmalık lan bu bunun o, oğlumun oğlu yani benim torunum varisimin torunu varis oldu. What? Çok saçma bir olay değil mi ya bu? Bunu bir toparlamak bunu bir düzenlemek lazım. Bu biraz garip bir şey olmuş. Yasalarla alakalı bir durum herhalde. Eğer bu çocuk biz ölürsek ve tahta bu çocuk geçerse bizim işimiz yaş onu bir söyleyeyim başta yani. Onu bir toparlamamız lazım. Şuradan Dur bir dakika. Şuradan yasalardan değiştiremiyor muyuz onu ya? Prestij mürestiş falan kullanarak yapamıyor muyuz onu? Taht otoritesini tabii ki de yapamıyoruz. 1536'da yapabiliyoruz. 1528'deyiz. Şimdi veraset agnatik diyor. Erkek şartlı, erkek tercihli değil. Bir dakika. Olay bu değil. En büyük çocuk. E tamam bu da doğru. Niye böyle bir saçmalık var? Garip bir hal. Bunu bir an önce toparlamamız lazım. Bunu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. Orayı ben hiç anlayamadım. Eğer birileriniz varsa onu lütfen şey yapın, söyleyin. Stresiyle başa çıkamıyorsunuz diyor. Güzel bir adet oğlumuz olmuş da. Bir dakika şimdi. Bizim bir an önce... av neyi düzenleyemiyorum. Orduyla birlikteymişiz. Şu savaşı bir bitirmemiz lazım demiş. Stresi azaltabilmemiz için. Herkes benim ne kadar dinler biri olduğunu bilir. Shibutsu adına yaptıklarım öbür dünyada, dünya kadar bu dünya içinde faydalı. Yani o işlere pek karışmamak lazım. Maraşal da gitti. Savaşı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Başkente gidiyor da lavuk. Onu bir şurada tut tok yakalayıp tokatlamamamız lazım. Bir an önce stresi düşürmemiz gerekiyor. müttefikleri yani falan savaşa da gerek yok aslında ya. Şu savaşı bir an önce bitirmemiz lazım. Bayağı bir yıpratıyor bizi. Aşmet diye çıktık mı? Haşmetliğe çıktık. Aynen öyle. Kültürünü reform et. Şimdi reformu değil. Reformu sonra düşünebiliriz. Bu çağ bitmedi ki daha bizim ya. Ta buraya mı geçtik biz? Yani bunlar sonradan olacak herhalde. Şimdi burada yapabileceğimiz en önemli ne var? Kontluklar artık maksimum mevcut gelişmiş gezasın. Tamam. Nobles and Humbles. Yüksek bölünme yasasını o. Geç. Takebata. Kuşatma değil mi ya bu? Kuşatma silahı. Bunu yapmadık mı? Siege Towers. Tamamdır. Kuşatma silahlarından başlayabiliriz aslında. Ya da düzenli askeri birlik limitini arttıralım bir tık. Askeriye bir tık önem verelim. Çağ atlamışız Yetiş yetiştiremedik şeyleri. Diğerlerini. <laughs> Şimdi kaydete değil de hangisi şeydi daha yeniydi bunlardan? Bir dakika ya. Neyse şu savaş bitsin de ondan sonra bakarız. Kuşatma şeylerini de yenilenmemiz gerekiyor. ordu da bir, bir yandan yenilememiz gerekiyor. Tabii ki de bu bize masrafa sebep olacak ama... Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Lavuk alıyor orayı da. Sen orayı alana kadar ben bu savaşı bitirdim. Şöyle ters edeceğim. Tamam. ikiye böldük. Kültür olarak farklı muhtemelen. Aynen öyle. Şu kültürünü de halledelim. Başka farklı şurası. Tabii burayı yapmışız kültür olarak. Ondan sonra orayı yaparız. Biraz yavaş zamanın zamanı geldi gibi sanki bir tık diye düşünüyorum. Yetersiz. Nasıl ya? 11. 186 mı veriyoruz? Komutanlar da önemli. Şimdi şunların hepsini kaydetileri bir yok edeceğiz. Keşke yok etmeseydim ya. 6 yıl. Keşke yok etmeseydim. Neyse 6 yıl boyunca savaşmayız muhtemelen diye düşünüyorum ya. Tabii efendim. Hak iddiası üretelim de şu, şu bölgede. Neresi var? Şu Kikuchi'nin şu bölgesi için hak iddiası üretelim. Şunu da 5'e alalım. Yanlış yaptım. Yapmam gereken bu buluşlarda şu bambu shields dediği şey. Bunlar kuşatmasıyla silahı kadarıyla. Gösteriş gösterdiği şey o. Yanlış görmüyorum herhalde değil mi? 15 seviyeye kadar 15 seviye kalelere kadar etkili kuşatma silahı. Aynen. Bambu shield geldikten sonra iptal edip direkt aradaki aradakini es geçip şunu seyir oyu es geçip bunu yapmam gerekiyordu fakat sıkıntı. Kuşatmak için şeyleri kaldırdık. O biraz sıkıntı. Bir adet daha evladımız oldu. Çocuk oldu. Şimdi çocuklara bir bakalım. Çekici, dinç. Geç abi. Geç abi. Tamam çocuğu şimdilik biz kendimize itelim. Odak olarak da yine de bir idare odağı seçelim. Bizim varisi Sukeus yapmamız lazım. 1536'ya kadar bu karakterin ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bizim kendi karakterimizin ölmemesi lazım. Yoksa bizi patlatırlar. Patlarız ben bu çocuğun tahta geçmesini istemiyorum. Yani özellik olarak çok çok düşük ve yaşı daha çok genç. Biz de yaşlandık. Yani 54 yaşına geldik. 6-7 yıl bekleyeceğiz. 7 yıl sonra 61 yaşına gelecek. Sıkıntı. Biraz para biriktirmemiz lazım. Ya Skyus'u arkadaşımız olsun ya. Kendi çocuğumuz Skyus'u. Güzel. Bağ kuruldu diyor. <laughs> Kızım ailem sürekli bir hamasal zindana neden ölmek zorundaydı yüce. Stres seviyemiz biraz fazla. Stres seviyesini <laughs> tamamen unuttum ben. Domuz kaçarken onu bir daha geçirdiğinden takip ediyoruz. Bir anda haneden Negoyuki tarafından sürülen atının ayağı kayıyor ve kendisine çığlık atarak yere düşüyor. Ölücül bir yara yok ama acıyla kıvranıyor diyor. <laughs> Prestige <laughs> sikret adam dinlensin ya. <laughs> Güzel. Prestij kazandık da şey seviyesini indiremedim. Bu bize ne kadar mal olacak? 525 altına mal olacak. Önemsiz ünvanları sat değil. Siyafet düzenlemek 15 stres kaybettirecek. 100 altın gidecek. Bir de ziyafet düzenleyelim. Belki bir tık daha stresini düzel aşağı şey yapabiliriz. Boşuna masraf, boşuna masraf ya. Vasal görüşüne gerek yok. Ya da vasal görüş yapalım ya aynen. Yeteri kadar stres seviyesini düşüremedik. Yapacak bir şey yok. Ver abi altın. Tamamdır. Komutanlarımız eksik. Askeri birlik oluşturmamız gerekiyor. Çok fazla iş var. Çok fazla iş var. Bir tık fazla seri bir şekilde büyüdük herhalde. Bu işleri bir an önce yoluna koymamız lazım. Bir adet daha mı çocuğumuz oldu lan? Murasaki kızmış ha. Kızlar niye hep bu kadar iyi oluyor ya? Erkekler niye bu kadar özellik bakımından kötü oluyor arkadaş? İki adet çocuğumuz ölmüş. Kaç yaşındayız? 55 yaşındayız abi. 1536. Hmm, ölme lan. Akira ölme Akira. Akira'nın ölmememesi lazım arkadaşlar 61 yaşına kadar 1536'ya kadar sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor beyefendinin. Savaş açmıyorum bilerek. Okey sana güveniyorum. Kültür olarak neresi kaldı? Şurası farklı kültürdü sanırım. Orayı da halledelim. Din olarak bir sıkıntımız yok. Kontrol, kon, kontrol arttırabiliriz. Evet. Yeni aldığımız şu bölgeye bir kontrol yollayalım. 6 yıl diyor. 2 tane oğul. İkiz. Ne diyorsun ya? Lan biraz bokunu çıkardık sanki ya. Çocuğun ha. Ne diyorsunuz? Bir tık boku çıktı gibi sanki çocukların. Fazla oldu ya. Yani bir, bir, tık, bir tık şey yaptık ya sanki. Dahi dinç. Yetişmez muhtemelen de. Anı değil bir dakika dur anısını boş ver şimdi ha. Çocuğu bizim eğitmemiz lazım. Bir tık dursak fena olmayacak gibi çünkü... Bayağı fazla çocuk oldu ya. Harbiden bir tık bokunu çıkardık. Gece gündüz çalışmamıza rağmen sarayda herhangi bir sır bulamadık. Yine de bazı sırların döndüğüne inanıyorum. Bulmak için biraz da zaman ihtiyacımız olabilir. Daha fazla zaman harcamadan aslında ortalığı karıştırmak için şöyle... Ki bir bakalım bir sır arasın bakalım orada ya. Bir şeyler çıkar belki. 1532'ye kadar geldik. Lokal samuray. Muhtemelen şeyle alakalı o ya. Bir önceki Evet, mülk limitini arttırıyor. Aynen, bir önceki çağdan kalanlar muhtemelen şey oluyor şu an. Onlar da hala devam ettiği için yakın zamanda gerçekleşen bir ticaret ek ödümü olarak elime büyük bir sığır sürüsü geçti. Güzel. Bize devlet adamı da lazım ya. Bize devlet adamı da lazım. Ne veriyor abi bu? Tam dövüş veriyormuş. Devlet adamı lazım. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Komutan lazım. Devlet adamı lazım. Şu düzenli orduyu bir toparlamamız gerekiyor. Varis olarak onu varisimizi seçmemiz gerekiyor. Şu an kitlendim. Savaş açmıyorum. Açsam açılabilirdi aslında ama bir yandan da yani savaş açalım ya bir yandan da. Kuşatma askerlerimiz yok fakat kuşatma silahlarımız yok ordumuzda ama umarım toparlarız ya. Bizim bu kadar askerimiz oldu mu lan? Nereye gittin sen? Bu bir yere kayboldu ama nereye kayboldu bu? Başkente doğru gidiyor herhalde. Kuşatma silahımız olmadığı için bayağı bir zaman alacak kuşatma yapmamız. Evet. Hasta olma. Hayır 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 hayır. No 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 no. Hayır 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 olmaz ya. Olmamalı ya. Hayır. Hayır ya. Yaz barış. Ekim arayalım. Hayır ya. Ölme lan. Akira ölme. Yarı yarıda bıraktık. Döneceğim yapacak bir şey yok. Oh. Oh. Sonunda. Çok iyi. Harika. Vallahi korkuttu ha. Vallahi korkuttu. 1536'ya kadar ölmemen lazım. Artık aramızda olmaz. Hane Akira için maşine işi proje. Bunlar kim lan? İkisi de benim lan bunların. Ha şey. Okey. Yatırım yaptığımız şey. Okey. Oke okay, oke okay. baba biz bunları bu kuşatmalar zor biter kuşatma silahımız olmadığı için sıkıntı çekiyoruz sürekli para birikti para birik birikti ama stresimiz artıyor stresin artmaması lazım gel abi sürekli olarak düşüyor yani yüzdesi sürekli olarak düşüyor niye düşüyor sürekli olarak yani bir fethettikleri bir yer yok nedir o kuşattıkları bir yer yok. Var da ben mi göremiyorum diyeceğim de yok abi. Kuşattıkları bir yer falan da yok yani adamların. Çok enteresan. Çok enteresan yani. Çok garip. Asker sayımız çok azalıyor ya. Biraz toparlansın da şurada askerlerimiz. Gel abi. Savaş uzun sürüyor abi belli yani. Bu neye göre azalıyor? Adamları yeniyorum. Savaş skorum azalıyor anasını satayım. Çok garip ya. Çok enteresan lan. Bir yeri kuşattılar mı bunlar ya? ha. Şu lavuklar da savaşta. Okey abi. Onları bir... Vallahi tokatlandık. Ama fıtma silahsız olmuyor arkadaşlar. <laughs> Bunu anlamış olduk. Evet mecbur beyaz barış yapmak zorunda kaldım. Oha 1536 oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamamdır çıkardık. Şimdi bir dakika bizim evladımız nerede? Ki bu da hasta. Allah'ım ya Gel. Tamamdır. Güzel. Bu çocuk çok iyi gibi. Bu çocuk bayağı iyi gibi. Şimdi bir dakika. İlişkilerden. Seni bir vasilikten çıkardım ben. Gel bakalım aslan. Çünkü senin peder de gidici gibi. Haberin olsun yani. Ben sana söyleyeyim. O yüzden senin eğitimini bizzat ben ölene kadar yapacağım. Ondan sonra babana geçersin sen. Yetersiz bu şu Bizim şeyimiz ne oldu abi? Güzel. Güzel. Şu orduları hallediyorum. Bakıyorum bölüme kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Bölümü de niye 5'e 5 beş yaptınız ki oğlum siz? Kendileri mi şey yaptı bunların? Bir dur. Gidin lan. Hah, şimdi. Neydi lan bu kuşatma silahının adı? İsimleri Japonca olduğu için Takebata. Tamam, Takebata. Yarat abi. Yapıştır. Bunu da yapıştır. Neler, nelerimiz var? Kayı, kiba, muşa var. Bir de, bir de atlı birlik yaratalım. Bu biraz fazla yiyecek gibi. Bunu da arttıralım ki ordumuzun kalitesi artsın. Öyle değil mi? 57 altınımız var. Tamamdır. Sıkıntımız yok gibi duruyor şu an. Şu aşamada varisimizi seçtik. Veraset yasasını mutlak taht otoritesine çevirdik. Varisimizi seçtik. Çıkması gereken kişiyi seçtik. Tahta çıkması için en makul kişi kendisi iyi iyileşmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet iyi durumdayız. Savaş açtık. Allah'tan iyi ki de o savaşı beyaz barışla bitirmişim yoksa bayağı bir yıpratacaktı bizi. Yanlış bir karardı. Kuşatma silahlarımız olmadan savaş açmak. En azından biraz daha toparladık. Tamamdır. Bu bölüm aslında biraz daha böyle toparlama üzerine gitti. Bu bölümü de burada bitireyim ben. Bir sonraki bölümde savaşla geri dönüş yaparız. Savaşla hallederiz. Savaşarak krallığa doğru gideriz. Krallık oluşturmaya doğru derken şöyle kararlardan Kaç tane düklüğüm var benim? İki tane düklüğüm var galiba. Evet iki tane düklüğüm var. Bir tane daha düklük kazandıktan sonra muhtemelen krallık oluşturabileceğiz arkadaşlar. Asıl mevzu var krallık oluşturduktan sonra başlayacak gibi geliyor bana. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.